Efendim merhaba. Haftanın ilk programında birlikteyiz. İç politika konuşmak istemiyorum diyorum ya her seferinde. Biraz daha farklı. Gerçi yine gelip içeriye bağlanıyor o ayrı bir şey de. Bir, birincisi şu. Atatürk'e hakaret eden bir Arap gazeteci var. Şimdi onun üzerine bazı şeyler söylemek istiyorum. Böyle iş saçma sapan hallere getirdiler. Bu siyasal iktidar para peşinde koşmaktan artık Parayı ver, Atatürk'e hakaret edebilirsin, göz yumarız gibi bir zırva saçma sapan noktaya geldi bu iş. Bir, onun üzerine konuşmak istiyorum. İki, biliyorsunuz Erdoğan bu Birleşmiş Milletlerle ilgili olarak toplantıda orada Elon Musk'la bir araya geldi. Bakalım Musk ne istiyor, Erdoğan ne istedi, onun boyutları nedir? Biraz onun üzerine bir şeyler söylemek istiyorum efendim 15 danışmanın işine son verildi. Aslında işine son verilmek değil, istifa ettirilmiş, kovuldu demektir bu. Bununla ilgili işte açıklamalar var mı, yok mu? Bu ne anlama geliyor? Biraz daha dedim ya içeriye dönüp bakalım. Çok önemli bir olay oldu. O da şu. ABD, İran'ın kendi parası olan daha önce ambargo konulmuştu. 6 milyar dolar para iade edildi. Bazı kaynaklar 6 milyar euro diyor. 16 milyar dolar ya da 6 milyar euro. İsterse 6 İran lirası olsun. Önemli olan rakamın büyüklüğü değil ya da oradaki paranın cinsi değil. Önemli olan İran'ın ABD tarafından şeytan, terörist devlet ve çeşitli olumsuzluklarla tanımlanmış olmasına rağmen bakın bu paranın kullanılmasını serbest bırakmasıdır. Heh. İşte şimdi o ne anlama gelir. Türkiye ile ABD ilişkilerinde bunu biz bir yorumlayabilir miyiz? Bunlar üzerinde durmak istiyorum efendim. O zaman şöyle başlayalım mı? Bu <laughs> kuvvetli gazetecinin ifadeleri. Şimdi okusam mı, okumasam mı diye tereddüt ettim ama mecburen şimdi okuyacağım. Şimdi bir kere pasaportumuzu şöyle göstererek diyor ki bu dünyanın en ucuz cinslerinden biri Türk pasaportu. 400 bin dolar yatırım yapın ve hemen alın. Herhangi bir Arap'ın bunu alıp Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayı olmasına, Mustafa Kemal'in heykellerini yıkmasını ve bir resmini yakmasını desteklemeyi düşünüyorum. Şimdi bakın açıkça şunu söylüyor. Diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşlığı ve pasaportu son derece ucuz bir paraya satılmakta. Üstelik de siyasal iktidar sürekli olarak yerli milli yerli milli laflarını hiç kimseye bırakmıyor. Gün 24 saat, onlar ise 25 saat sürekli olarak bu kavramları kullanıyorlar. Şimdi buradaki bu gazeteciyi ya bir meczup, bir deli şahsiyet, akıl sağlığını kaybetmiş birisi olarak düşünebilir, yorumlayabilir. Efendim bunun üzerine konuşmanın ne gereği var diyebilirsiniz. Hayır, konuşmanın çok gereği var. Ben size söyleyeyim. Bir kere en önemli meselelerden birisine birisi şu. Artık sen pasaportunu sen bayrağını, sen ülkenin vatandaşlığını o kadar ucuzlattın ki bu elin arabına, bu elin delisine, bu elin hiç çok kullanmak istemem bunları ama bu şerefsiz adamlarına laf söyletiyorsunuz. Bütün mesele ne? Yeter ki bana para verin. Avrupa'ya, batıya gittiğin zaman paranın kaynağı artık orada sınırlandı. Şimdi Türkiye batıdan borç para alıyor. Geliyor Arap dünyasından da borç para alıyor. Şimdi batıya gittiğin zaman borç para aldığında hiç kimse senin bayrağınla, vatandaşlığınla, pasaportunla, ay yıldızınla, sınırlarınla hiçbir şeyle alay etmiyor. Bugüne kadar batı kaynaklarının hiçbirisinden işte Balkanlardan başlayın. Ta gidin İzlanda'dan çıkın, Grönland'dan çıkın. Atatürk'e bir gün olsun küfredildiğine duydunuz mu? Ama geri dönün bakın bakalım bu Arap dünyasına, İslam dünyasına işleri güçleri yokmuş gibi Atatürk'e küfür ve hakaret. Bu kere bunun iki tane cesaret kaynağı var. Tekrar söylüyorum birisi siyasal iktidarın bu şöyle bir şey söyleyeyim. iki yüzlü siyaseti, iki yüzlü politik tavrı bir bu adamları son derece küstah hale getirdi. İkincisi Türkiye'nin içindeki aynı yobaz kafada bulunan şahsiyetlerin ki bunların içinde ne yazık ki devlet memuru olan imam bazı imamlar da var ne yazık ki zaman zaman sosyal medyada da konuşmalarına bütün bunların tanık oluyoruz. Hani o yobaz Cemaat, tarikat, şeyhi, ileri geleni adına ne koyuyorlar onları ben bilmiyorum arkadaşlar. Kalkıp işte Türkiye şeriatla yönetilmelidir, şeriat gelmelidir, de layık devlete küfreden. Onlar da aynı şekilde Atatürk'e küfürler, hakaretler yağdırmakta hiçbir sakınca görmüyor. Üstelik de haklarında işlem yapıldığına bugüne kadar tanık ben tanık olmadım kaçırmış olabilirim. Ve bu ülkede bir de Atatürk'ü koruma yasası diye bir yasa var. Demek ki bu yasa olmamış olsa neler yapacaklar? Neler yapacaklar? Şimdi bu şerefsiz haysiyetsiz adam ne yazıyor ki Kemal Mustafa Kadınsı olarak yaşadı ve kadınsı vatan haini ve millet düşmanı olarak öldü onu yalnızca kadınsılar yüceltir, eşcinsel Atatürk gibi böyle bir bunun Arapçadan Türkçe işte Google'da böyle bir çevirisi var bunun. Tam çevirisi eğer tam çevirisi buysa bugüne kadar siyasal iktidarın kalkıp da bu adam hakkında en azından Adalet Bakanlığı'nın en azından Cumhuriyet Savcıları'nın bir işlem yapmıyor olmuş olması herhangi bir açıklama yapmıyor olmuş olmaları en azından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin oradaki diplomatlarının bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı'na herhangi bir bilemiyorum tabii onun diplomasi yollarını, yasal yollarını başvurup bu ne rezilliktir diye sormamış olmaları da ayrı bir garabet. Bakın bunun önünü alamazsanız, bunun önünü alamazsanız bunun arkası kar topu gibi toparlanarak gelecek. Şimdi Türkiye'de <laughs> siyasal iktidar buna herhangi biçimde bir şu ana kadar cevap vermedi. Cevap vermedi çünkü ceva cevap veremiyor. Niye? Çünkü AKP iktidarı bu Arap dünyasıyla son derece çarpık ilişkiler içine girdi. Şimdi Arap dünyası dediğimizde Osmanlı'dan itibaren baktığımız zaman uzun yıllar ta bu konuları ders olarak okutmuş bir hoca kimliğiyle konuşuyorum size. Arap dünyasına baktığınızda halklar için bir şey söylemiyorum. Tabii halklar halklara düşman olmaz zaten. Bu ülkeleri yönetmiş olan, siyasal iktidarı elinde bulunduran şeyhi, şahı, ailesi, artık hükümdarı, kralı, adını ne koyarsanız koyunuz arkadaşlar. Kendilerinin sınırları içerisine dahil edilmiş olan Osmanlı İmparatorluğu'na karşı hem baş kaldırdılar, isyanlar ettiler. O yapmadık da hakaret bırakmadılar. Üstelik kimle işbirliği içinde İngilizlerle, Fransızlarla işbirliği içine girerek bütün bunları yaptılar. Daha sonraki dönemde de zaten Amerikalılarla işbirliği içine girerek bunları yaptılar. O çok laf söyledikleri efendim İsrail'le de zaman zaman çeşitli şekillerde stratejik işbirliği ve ortaklığı kurarak oradan aldıkları güçle efendim aynı şekilde bu hakaretleri yaptılar. Uzun sözün kısası. Yüzyıllar boyunca kutsal topraklar diye baş tacı etmiş olan Osmanlı yönetimine karşı bile bakın bütün bunları yapmış olan bu Arap ülkelerinin yönetimleri işte içlerinde besledikleri ya da çıkardıkları bu tür şahsiyetler Atatürk'e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne en önemli en bir bağımsız devletin en önemli simgelerinden birisi olan pasaportuna çünkü üstünde ay yıldız var bakın bu hakaretleri edebiliyorlar ama sen ülkenin vatandaşlığını 400 bin dolara satışa çıkartırsan bütün bunlarla karşılaşacaksın tabii bu o satışa çıkardıklarında da aynı şeyleri söylemiştim. Bakın aynı cümleleri söylemiştim. Tabi Atatürk e hakaret edileceği, böyle küfürler edileceği aklıma gelmemişti. Bir tek Atatürk'ü kullanmadan başka şeyler anlatmıştım ki bunları yapacaklar. Bir de Arap dünyasına baktığımızda bu borç verenler açısından söylüyorum. Batı dünyası da aynı şekilde Amerika'sından Avrupa'sına kadar herkes şunu görüyor. Çok net görüyor. Erdoğan iktidarda kalabilmek için her türlü ödünü verir. Nitekim veriyor zaten ve iktidarı sürdürebilmek için. Ha buna efendim siyasetçiler böyle şeyler yaparlar diyebilirsiniz. Erdoğan popülist bir politikacı. Efendim bunu yapabilir diyebilirsiniz. Ama bütün dünyada şunu görüyor. Diyor ki Evet Erdoğan bizlerle ilişki kuruyor ama arkasını dönüyor. Bizim tam zıttımız olan birileriyle de ilişki kuruyor. Erdoğan bugün bunu söylüyor, geri dönüyor, arkasını dönüyor, farklı şey de söylüyor. Örnek vereyim. Avrupa Birliği ile ilgili olarak Amerika'ya uçmadan önce Türkiye'de Avrupa Birliği'ne ne laflar söyledi? Oraya gitti. İşte orada bir röportajda sorular sorulunca efendim devam edebiliriz. Yani tam cümlelerini söylemiyorum artık. Herkes biliyor edebiliriz dedi. Bakın şimdi burada niye söylüyor bunu? Burada kendi seçmenine karşı işte bir mesaj veriyor. Ben kuyruğu dik tutuyorum diyor. Niye yapıyor? E, kamuoyu araştırmaları AKP'nin oyunun parti olarak söylüyorum. Oyu eriyor. Erdoğan'ınki erimiyor. Partisinin oyu eriyor. Bunu ayakta tutmaya çalışıyor. İçerisi de bunu seviyor. Ama dikkat edin gittikçe eriyor. E orada gazeteci soru soruyor televizyon için. Kalktı bir de ona ne yaptı? Sert bir cevap verdi. Yani böyle bir kabadayılık üslubu. Türkiye'den de alışmışız. Efendim sözümü kesme falan. E karşıdakiler zaten böyle bir fırsat arıyorlar. Böyle bir fırsat arıyorlar. Ve kendi izleyicisine, kendi kamuoyuna, kendi siyasal yöneticilerine karşı ne diyorlar? İşte bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhur Reisi. İşte bakın böyle bir tahammülsüz karakterde bir şahsiyet. Zaten arayıp da bulamadıkları hususlar bunlar. O nedenle kalkıp şimdi bu akıl hastası, meczup diye birileri tanımlayabilir bu gazeteciyi. Arkadaşlar ben o fikirde değilim. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunun Bu gazetecinin bu konuşmayı yap, bana göre yapmış olması o Kuveyt'teki siyasetçilerle, o borç verenlerle, ne bileyim oranın politika yapıcılarıyla adını her ne koyarsak koyalım, onlarla yapılmış olan sohbetleri ya da onlarla var olan ilişkisinde onların ortaya koymuş olduğu düşüncelerin bana göre aynı zamanda da bu ifadesi demektir. Şimdi gerek Batı, gerek Arap dünyası bu borç arayışların konusunda Türkiye'nin hangi durumda olduğunu biliyor. Çok zayıf durumda olduğunu biliyor. Diyor ki enflasyonları çok yüksek. Ekonomik durumları kötü. Ekonomide zaten şu anda bir kriz içinde yaşıyorlar. Her ne kadar diyorsa ki Batı dünyası işte Mehmet Şimşek'i biz tanıyoruz geldi. Orada bir takım realist kararlar alıyor. Bu realist almış olduğu kararlar zaten IMF kararları. Evet sorsaydı IMF'ye onlar da bunu yap diyecekti. IMF bu aklı verecekti. Dolayısıyla... Bakalım bakalım biraz daha sabredelim diyorlar. Sonuçta Mehmet Şimşek dediğiniz, Gaye Hanım dediğiniz kim? Batı'nın borç verenleri, Batı'nın kapitalist sisteminin buradaki oyuncuları, buradaki oyuncuları. Yani onların aldıkları kararlar aynen Washington DC'deki birisine sorsan diyecek ki bunu yap. Brüksel'e sorsan diyecek bunu yap. IMF'nin genel merkezi genel direktörüne sorsan diyecek bunu yap. İşte Fed başkanına sorsalardı diyecekti bunu yap. Onların söylediklerini yapıyor zaten. Ayrıca işte faiz düşüreceğim, faiz haram, faiz düşüreceğim deniyor idi. Faizlerin haline baksanıza bazı bankalar %60-65 Faiz veriyor. Bak %60-65 faiz veriyor. Oturup pazarlık yaptığınızda bunu bunu alabilirsiniz. Tekrar bu araba geri döneyim ki hani çöl faresi ifadesi herhalde kullanılabilir değil mi Yaşınay? Tamam sabah çünkü Yaşınay söylüyordu bana bu adam çöl faresi diye. Efendim şimdi bu bununla ilgili tekrar söylüyorum. Türkiye'de herhangi bir Cumhuriyet Başsavcısı bir tutuklama emri çıkardı mı? Burada herhangi biçimde bu adam Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından içeri girmeye yeltenirse bu tutuklanacak dendi mi? Veya geri dönüp bu adamın veya ailesinin veya sülalesinin Türkiye'de mal varlığı var mı yok mu araştırıldı mı ve buna el kondu mu? Bu soruların yanıtlarını bekliyorum. Ha, bu soruların yanıtlarını bekliyorum derken buna yanıt verenler var. Ümit Özdağ var Zafer Partisi Genel Başkanı. İşte CHP'den geldi. İyi Parti hakkında suç duyurusunda bulunacağım dedi. Özel, en sert açıklamayı zaten <laughs> Zafer Partisi yaptı. Ümit Özdağ yaptı. Çünkü onları Birleşmiş Millet'e şikayet edeceğim falan demiş. O da kuvvetli ahlaksız diye cevap veriyor. Çok haklı. Çok haklı. Hem Atatürk hem Türkiye'ye küfre diyor bu adam. Bu adam. Vallahi Ümit Özdağ'ın cümlesini okumak istiyorum. Beni ve Zafer Partisi'ni Birleşmiş Millet'e şikayet edeceğini söyleyen, Araplara Türkiye'deki paralarını geri çekmeleri tavsiyesinde bulunan, bu şerefsiz, kuvvetli, ahlaksız, Atatürk'ü ve Atatürk'ü seven herkese hakaret ediyor. Atatürk'ü ve Türk milletine küfreden bu kuvvetli alçağı ülkemizde istemiyoruz. Tamam kovulmalı, mal varlığına el koymalı, ne bileyim hani tutuklanmalı ve yargı önüne çıkartılmalı. Şimdi Trabzon'da iki gün önce orada bir kavga oldu işte iki tane efendim Arap turist kavga ediyor. Polis ayırmak istiyor. Oradaki Trabzonlu bir vatandaş da ne hikmetse sana ne be birader ya. Polise bunlar müdahale ediyor ya da polise işte hakaret ediyor tecavüzde bulunuyor gibi düşünceyle geliyor bu adama bir yumruk atıyor. O da yere düşüyor. Ne oldu biliyor musunuz? Trabzonlu bu adam tutuklandı. Tutuklandı bu adam. O Arap'a vali başta olmak üzere komiser emniyet müdürü çiçeklerle falan gittiler. Özürler diliyorlar. Vay işte bu niye oldu niye bitti diye. Neler yapıyorlar ya? Neler yapıyorlar? Arkadaşlar neyi anımsıyorum biliyor musun? Aksaray mıydı? Laleli miydi? Bir İrlandalı ya da İskoçyalı bir turist gelmişti. Oradaki büfeciler, bakkallar adama saldırdılar ama o da boksörmüş. Bir yumrukta canını okudu, kırdı ağızlarını, burunlarını. Bak kırdı ağızlarını, burunlarını. Ne oldu? O büfeciye, bakkala hiçbir şey olmadı. Hadi onlar da turiste saldırdılar. Niye tutuklanmadı onlar? Ha, ama bu Arap seviciliği, bak arkadaşlar Arap seviciliği artık insanın, çok canını sıkan, çok üzen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş olmamız nedeniyle kendi kendimizi kahırlandıran bir boyuta ulaştı ulaştı. Bırakın bu Arap seviciliği. Arkadaş bir kere adam gibi doğru düzgün bilgi sahibi olun. Önüne gelen araba bu. Efendim peygamberin işte soyu sopu diye bakıyorsunuz. Yazıklar olsun size ya. Yazıklar olsun size cahiller. Bu böyle değil ki. Bu böyle değil ki şunu unutmayın bakın 1. Dünya Savaşı sürecince Şerif Hüseyin başta olmak üzere demin de dedim ya bu Arap dünyasının yöneticileri neyse artık hitabı nasıl konuşuluyorsa o tarihlerde unutmayın ki İngilizlerle Lawrence'ı, Gertrude'u bilmem nesi bütün bunlarla işbirliği yaparak o Türk, İslam, Osmanlı askerlerini boğazlamadılar mı bunlar? Ne yaptık? Ne yaptılar? Ne yaptılar? Mısır'da ne yapıldı? Kuzey Afrika ülkelerinde ne yapıldı? Ha şunu söyleyebilirsiniz. Efendim onlar da kendi kendi bağlamlarında haklılar niye? Çünkü Osmanlı devletini işte emperyalist olarak görüyorlar, sömürgeci olarak görüyorlar. İşte bizi sömürge gibi kullanlar. İsmet İnönü'nün anılarını açın okuyun o ciltlik. iki cilt var ya anılar orada anlatıyor hatıratında. Lozan'da bu Arap bazı Arap temsilcilerin neler yaptıklarını işte İsmet Paşalara Türkiye'den gelen temsilcilere. Dolayısıyla herkes aklını başına toplasın. Herkes aklını başına toplasın. Bakın Atatürk, bayrak, ay yıldız, pasaportumuz bizim kutsalımız. Olmak zorundadır zaten. Olmak zorundadır zaten. Bunlara sahip çıkmak zorundayız. Bu bizim ortak paydamız, tek birleştirici unsurumuz. Sevmek zorunda değilsiniz Atatürk'ü. Ama kurucu baba, Temel felsefeyi yaratıcı baba saygı duymak zorundasınız. Saygı duymak zorundasınız. Nasıl ki bugün sosyal medyada ülkenin Cumhur Reisi Erdoğan'a bırakın küfretmeyi, bırakın böyle cümleler kullanmayı, en ufacık biçimde böyle eleştiride bulunanların sabahın köründe kapılarının zili çalınıyor. 16 yaşında çocuklar bile gözaltına alınıyor. Tamam Cumhur Reisi evet yasalarla hakaret edilmez doğru. Tek kuruna tek korunan vatandaştır yasalara göre. Koskoca bilmem kaç milyonluk ülkede doğrudur. Ama arkadaş şimdi bunun bir dengesi bir ortası olması gerekir. Eğer siz ülkenize yapılan hakareti, küfürü sineye çekerseniz yarın öbür gün bunların hiçbirisinin önünü alamazsınız. Aynı şekilde bu hakaretler, küfürler size de dönecektir. Bu küfürler size de yağacaktır. Şöyle toparlayalım. Bakın. AKP iktidarının yap, yapmış olduğu ekonomik program, vermiş olduğu kararlar, uygulamış olduğu dış politika Türkiye'yi buradaki Arap sermayesine, Arap parasına muhtaç hale getirmiştir. Sizin gidip bu parayı istediğiniz Araplar uygar, medeni insanlar değil ki Davranış biçimleri de buna göre olsun. Buradan sakın şöyle bir yanlış sonuç çıkartmayın. Efendim Erol Mütercimler işte Araplar işte uygar medeni değil ki ama Avrupa uygar medeni. Bak orada bunlar böyle şeyler yapılıyor. Böyle bir cümle kurmuyorum. Avrupa'ya da iki yüzlü. Arkadaş sen eğer, sen eğer kendi ülken üstelik de Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten büyük bir devlettir. Ama böyle bir çöl faresinin ağzına sakız edecek bir hale getirmişsen ülkeni bu rezilliğin önünü alamazsınız. Bakın 400 bin dolara vatandaşlık satarken işte emlak alsın diye. Yahu şu benim paralel sokağımdaki emlakçıdan tanık olduk biz bundan. Anlatmıştım hatırlarsın. Devamlı izleyiciler anımsayacaklar. 400 bin dolar ya. Yahu bunlar allem kallem 100 bin dolar. Bak 100 bin dolara falan verildi. Aralarında o para üleşildi. Saçma sapan hallere getirildi. Böyle rezillikler de yapıldı. Böyle rezillikler de yapıldı. Şimdi bu aynen neye benziyor? Şimdi şu restoranlardaki için aletin adına ne diyorlar? Fiş verdiklerine. Post, post cihazı ha. Aynen post cihazı sahtekarlığı gibi. Adamlar 2 üç çeşit üç çeşit post cihazı üretmişler. Garsonun elinde var, işte babasının elinde var, dayısının elinde var. Diyelim KDV yüzde on orada sana yüzde bir kesiyor. İşte yaşın aylarda yaşamış aynı şeyi aynı şeyi yaşamış. Ellerini aldıklarında a yüzde bir öyle değil mi yaşın Doğru söylüyorum. Yüzde bir görmüşler KDV itiraz etmişler. Bu ne rezilliktir diye. Bakın demek ki sistem ne hale getiriyor? Enflasyon patlamış. Öyle mi? Faizler patlamış. Artık 5000 lira 5 lira yerine geçmiş. Dolayısıyla ne oluyor? Bütün bu sahtekarlıklar ortaya çıkıyor. Osmanlı'da da böyle oldu. Kalp para taşiş diyorlar. Bak bunlar yoksulluk, enflasyon, ekonomi böyle kriz sokulduğunda bir takım sahtekarlar düzenbazlar işte yaşın ayın söylemiyle çöl fareleri ortaya çıkar ve çıkıyor ve bunu yapıyor. Üstelik bir de kara para ülkeye giriyor. Girmiş de zaten. Nasıl girmiş? Bugün Sözcü gazetesinde de var ifade ediliyor. Sabah televizyonda da dinledim. İşte Ankara'da yakalanan şey var ya Süleyman Soylu ile ilişkisi olduğu söylenen şahsiyet, efendim onun koruduğu ifade edilen şahsiyet. E ne demiş? Ben ben yurt dışından getirdim. işte şey var, ekonomik barış var. E bu nedenle ben deklarasyon vermiyorum. Nereden kazandın parayı? Yurt dışındaki kasinolarda kumardan kazandım. Paranın kaynağının ne olduğu belli değil. Nerede kazandın? Kim bilir kimin malına çöktüler, kimin gırtlağına çöktüler, kimi tehdit ettiler, kimi boğdu çimento koyup boğazdan aşağı attılar belli değil. Belli değil. Şimdi sen o parayı alıyorsun. O nedenle Türkiye alındı gri listeye sokuldu. Son olarak da şunu söyleyeyim. Bu Elon Musk'la Erdoğan arasındaki konuşmayı Erdoğan bir şey söyledi ona. Dedi ki gel Türkiye'de yatırımı yap. Niye? Çünkü üretilmiş olan Tesla'nın üretilmeye devam ediyor. 6 ülkede 7. bir ülke daha aramakta. mask tarafından aranmakta. Dedi ki gel Türkiye'de aç. Şunu düşündüm. TOG'un rakibi kim? TOG'un rakibi Tesla değil mi kardeşim? Peki sen diyorsun ki ben TOG'u yerli milli araba otomobil üretiyorum. Şu araba lafından da nefret ediyorum. At arabası mı bu? Bunun adı otomobil. Efendim sen Yerli milli bir otomobil ürettim diyorsun. İşte siparişler, 2000 mi sipariş almışlardı? Nasıl bir şey yaşına? Ne olur bir baksana şuraya. Efendim bunları aldım diyorsun. Mask piyasaya 2000'in belki 2 katı, 3 katı otomobil sürmüş. İşte 6 ülkede var, 7. arıyor. Diyorsun ki gel buraya İzmir'de yap bunu. Niye? Çünkü Manisa civarındaydı. İşte daha önce hani bu Volkswagen'in yani orada yapacaklardı, üretilecekti falan vazgeçti. İşte Mercedes'e vazgeçmişti. Sonra geri döndü, yapıyor. E gel bunu İzmir'de sen üret diyorsun. O da ben düşünüyorum. E, yabancı kaynaklara baktım ben. Amerikan kaynaklarına baktım. Oradaki dergi, verilen röportaja baktım Musk tarafından onun birinci sıradaki tercihinin Hindistan olduğu yazılı. E burada İspanya'da buna şey e talepte bulunuyor. Avrupa'nın başka ülkelerinde de talepler var. Uzun sözün kısa kısası. Musk ne istiyor biliyor musunuz? Musk şunu istiyor. Diyor ki Türkiye uydu atıyor. Uydu da atacak. Peki ama uyduyu atmak için tırnak söylüyorum senin yani füze fırlatma rampasına ihtiyacın var. Şimdi bu teknoloji başka bir şey ve Musk bunu üretiyor ve bu kanalıyla, mas kanalıyla atılıyor uydular. Ha, o bir tek şey diyor. Diyor ki, kardeşim ben ticaret adamıyım. Benim derdim para kazanmak. Ben sana geleyim. Şu uydu rampası falan ben sana bunları yapayım. Niye? Çünkü Türkiye, Türkiye kendi bulunduğumuz bu coğrafya koşullar. Artık onları uzun uzun anlatmayayım. Başka bir programda anlatırım. Uygun değil fırlatamıyorsun. Yani uyduyu bu topraklardan göndermek için burası uygun değil. Ama bu tarafta da Musk'ın elinde bu teknoloji bu adam yapıyor. Diyor, Musk ne diyor? Dedi ki Erdoğan'a baba sen bana para ver. Okey ben seninle bir tek bu konuda ilişki kurarım. İlişki kurarım. Tekrar söylüyorum. Togu üretiyorsan bu adamları niye çağırıyorsun topraklarına? Bunu şu anda ben anlamadım. Gerçekten anlamadım. Efendim? 23'ünde imza gibi. 23'ünde neyin imzası? Sarı Ha. Ha pardon. Daha çok teşekkür ederim. Ya bir o kadar çok şey var ki. Efendim bu ayın 23'ü cumartesi günü Sarıyer Belediyesi'nin kitap fuarı var. Saat 15'te Alfa Yayınevi standında olacağım. Teşekkür ederim. İyi ki hatırlattın. Çok teşekkür ederim. Efendim şöyle noktalayayım artık bu iş üzerine daha çok konuşacağız. Öyle görmekteyim meseleyi son olarak şu enflasyon faiz meselesiyle bitirin bir satır konuşacağım bir satır. Dedi ki seneye bu vakit enflasyon düşecek. Arkadaşlar, cekle caklı olmaz bu işler. Cekle caklı olmaz. 2022 yılında da demişlerdi martta düşecek, mayısta düşecek, temmuzda düşecek. Şimdi geldik 2024'te bunu söylüyor. Bu hangi enflasyon? Hangi enflasyon bu? Enagın enflasyonu mu? İşte AKP iktidarının vaatli rüyadaki enflasyonu mu? Mehmet Şimşek'in enflasyonu mu? TÜİK'in enflasyonu mu? Kimin olduğunu bilmiyoruz. Bunun ne yapacağını, nasıl davranacağını da bilmiyoruz. Ama bu tür kararlarla ben enflasyonu falan düşeceğini hiç hiç ama hiç düşünemiyorum. Hayal bile edemiyorum. Artık şöyle de bir şey söyleyeyim. Yani hani bırakın yaşınayım. Yaşınayım bebeği. Milan bile bu enflasyon konusunu kardeşim artık ciddiye almıyor. Bana ne ya diyor ciddiye alınacak tarafı mı var, enflasyon lafını duydu mu memesini ağzına alıp yapıp çıkıp gidiyor. Bakın böyle bir hale gelmiş olan bir ülkede ve ekonomiden söz ediyoruz. Sonra diyoruz ki siyasal iktidar sorumlularının söylediğine inanın. Nasıl inanacağız buna? Hadi hoşçakalın.